Evet arkadaşlar, burada hemen projemizi yarattık. Şimdi birazcık da böyle tasarımla ilgili bir çalışma olsun istiyorum bu. Şimdi biz diyelim ki yani geçen sefer yaptığımız örnek üzerinden devam edecek olursak bizim iki tane sayının toplamına ihtiyacımız var. Hemen buraya ben bir tane label koyuyorum. Bunun tekstini A1 diyorum. Fontunu da birazcık büyütelim ki daha iyi görebilelim. Tamam. Bunu kopyalıyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Çünkü ikinci bir sayıya daha ihtiyacım olacak. Onu da no 2 diyorum. Buna da sonuç diyorum. Şimdi gelelim textbox'a. Buraya bir tane textbox koyuyorum. Bunun adı textbox 1'dir. Bunun fontunu da biraz büyütelim. Bu birinci sayımız olsun. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu benim textbox 2'm oluyor. Ve bir tane daha yapıştırıyorum. Bu da benim textbox 3'üm oluyor. Sonuç burada. Bir tane de tuşum var. İşlemi yaptıracağım. Şimdi arkadaşlar tabii bunu geçen sefer yaptık bunu. Niye tekrardan yapıyorum? Çünkü burada tasarımla ilgili bir şeylere değinmek istiyorum. Topla diyorum buna da. Bunun fontunu da büyütelim. Hatta buna arka görüntüde de bir renk verelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bunu isterseniz kodunu da yazalım. Toplaya tıkladığımda ne olacak? Xbox 3 text eşit olacak. Convert to integer 32 neyi çevireceğim? Textbox 1 nokta text'i çevirelim. Topla. Textbox 2 nokta text. Tamam. Kodum da çalışsın en azından. Ben burada iki sayıyı toplayıp buraya sonucu yazacağım. Şimdi biliyorsunuz iş sadece hani tuşa bastım işte hesapladığı mevzusu değil. Şimdi öncelikle kullanıcının girdilerini kolaylıkla girmesini sağlayınız. Nasıl sağlayacağız biz bunu? Bunu çalıştırdığım zaman bu arada siz bu pencereyi görmeyebilirsiniz. Ben o yüzden bir desktop share yapayım. Bir saniyecik hemen. Tamam. Sanırım şimdi görebiliyorsunuz. Ben bunu çalıştırdığımda bu pencereyi görüyor musunuz arkadaşlar? Açılan pencereyi. Evet hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada mesela dikkat ederseniz kursör nerede duruyor? Burada duruyor. Yani kullanıcı çalıştığında programınızı otomatikman ilk değeri yazabilecek. Bakın klavyeden yazdım. Şimdi klavyemizde bizim bir tap tuşumuz var. Biliyorsunuz. Burada tap tuşuna bastığı zaman kursörün nereye gideceği önemli. Tamam mı? Tap tuşuna bastığımda bakın ikinci numaranın yani ikinci numarayı yazacağı textbox'un olduğu noktaya gitti. Oraya da bir değer yazdım. Tamam mı? Peki şimdi taba bastığımda kursörün nereye gitmesi gerekiyor? Toplaya mı? Bravo. Sonuca gitmesinin bir anlamı yok. Sonuca gitmesi çünkü sonucu zaten bize ne yapacak? Bilgisayar üretecek onu. Yani ben taba bastığımda toplanın üzerine gitmesi lazım. Bakın burada sonuca gitti. İkinci kez bir daha taba basmam gerekti. Topla üzerine geldim ve Enter tuşuna bastığım zaman 103'ü görebiliyorum. Şimdi kullanıcı uygulamanızı hızlı kullanacaksa veya işte ne bileyim bazen girdilerin sayısı çok fazla oluyor. Hani mouse'la tek tek tıklamak yerine klavyeden tap tuşuyla veya Enter'e sürekli basarak girdilerin yapılacağı noktaları gezebilmesini sağlamanız lazım kullanıcının. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapabiliyoruz? Burada bizim
textbox tıkladığınız zaman ve herhangi bir konsolü tap stop dediğimiz bir özellik var. Tap stop siz taba bastığınızda ya da kullanıcı taba bastığında o kontrolün ziyaret edilip edilmeyeceğine karar verir. True veya false. Mesela sonucun üzerine tıklayıp bunun tap stopunu false yaparsanız taba bastığında onu saymayacak. Onu atlayacak demektir. Başka bir nokta da tap index dediğimiz. Yani bu da bizim taba bastık sonra ziyaret edeceği kontrollerin indeksi vardır. Bu indeks sırasına göre hareket eder. Yani ilk ziyaret edeceği hangisidir? Mesela textbox 1'e geldim. Bunun tab indeksi 3'tür. Şimdi tabii arkadaşlar label'ların da var ama label'ları üzerinde herhangi bir girdi yapılamayacağı için onlar da tab çalışmayacaktır. Tamam mı? Tab indeks var ama tab indeksleri var ama şeyleri yoktur. Tab stop özellikleri yoktur. Dolayısıyla burada 3'ten başlayacaktı. Tabii siz bunu isterseniz değiştirebilirsiniz de. Buraya başka bir rakam yazıp sırasını değiştirebilirsiniz. 3 textbox 1'dir. Bakın textbox 2 4'tür. Textbox 3 5'tir ama onun tab stopunu false yaptım. Dolayısıyla onu ziyaret edilmeyecek. Ve topla tuşum da tab index 6'dır. Dolayısıyla bu sırada ilerleme yapacak. Yani çalıştırayım. Cursor en küçük ve kul içerisinde girdi girilebilecek noktada cursor'u bulunduruyor. Yani burası. Buraya yazıyorum 45. Taba bastım klavyede. 66 taba bastım. Bakın toplanın üzerine geldi. Enter'e bastım. Hesapladı. Tamam mıyız buraya kadar? Tab stop'u bu şekilde kullanabiliriz. Tamam mıyız arkadaşlar? Orada mısınız? Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Şimdi o zaman Berat bana şunu söyle. 45, 66 daha kaç eder? 111 hocam. Tamam. Şüphe. Şeye bakarak söyle ama. Yani bizim şu anda yaptığımız forma bakarak söyle. Yani çünkü biz orada bir işlem yaptırmışız zaten. 111 eder değil mi? Bak şurada yazıyor. Evet hocam. Peki şu anda kaç ediyor? 11.156. Ama doğru değil. Buradaki problem ne? Hocam sonuca girdi girememeniz lazım. Bravo. Yani ben sonucu manipüle edebiliyorum. Yani bir kullanıcının sonucu manipüle etmesini bırakırsanız başınıza gelmedik iş kalmaz. O yüzden manipüle edemez burada. Peki ne yapmam gerekiyor onu engellemek için? Burada birkaç seçeneğim var. Buradaki textbox 3 yerine label kullanabilirim. Ya da textbox 3'ü gelip bakın şurada enable disable property'miz var. Disable demeyeyim pardon. Enabled isimli bir property'miz var. Bunu true yaparsanız kullanıcı içerisine girdi girebilir. Bunu false yaparsanız kullanıcının ona erişimi olmaz. Çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz cursor burada mümkün değil buraya bir şey yazamaz kullanıcı. 45 tab tuşuna bastım. 65 tab tuşuna bastım. Enter'e bastım. Cevap 110. Buraya hiçbir şekilde mouse'u tıklayamaz. Şimdi tamam mıyız burada? Berkay ne diyorsun? Tamam mı hocam? Peki başka ne gibi bir problem olabilir burada? Şimdi akıllı ve zeki bir insan olarak düşünmeyin arkadaşlar. Aptal bir kullanıcı gibi düşünün. Bir aptal kullanıcı ne yapabilir burada? Hocam işlemi yaptıktan sonra o sayıları değiştirirse sıkıntı olur mu? Olur tabii. Bak. Geldim buraya değiştirdim. Bunu 650 yaptım. Bunu 455 yaptım. Değiştirebiliyorum. O zaman ne yapmam lazım? Toplaya bastığımda buradaki değerleri de değiştirmemesini sağlamam lazım. Yani bu ikisinin de toplama işlemi yapıldıktan sonra değişmemesi lazım. O yüzden ne yapıyorum? Bu enable özelliğini kodda kullanmam lazım. Kimin için? Textbox 1 ve Textbox 2 için. Toplaya geliyorum. Toplama işlemini yapıyorum. Sonra da buraya diyorum ki textbox1.enabled eşittir
false. Ayrıyeten textbox 2 nokta enabled eşittir false. Tamam mı? Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Bakın kursör burada, 45'i yazdım, tab tuşuna bastım, 65'i yazdım, tab tuşuna bastım. Toplaya geldi, enter'e bastım. Bakın 110'u yazdı, kullanıcı bunları hiçbir şekilde de artık değiştiremez. Toplaya da istediği kadar enter tuşuyla bassın, hiçbir şey olmaz. Şimdi tamam. Yeni işlemi nasıl yapacak hocam? Şimdi problem o. Şimdi ne yapacağım? Yeni işlem, her yeni işlem yapacağımla kapatıp açmam mı lazım uygulamayı? Bir buton daha mı eklememiz lazım? O zaman bir buton daha ekleyelim buna. Yani adam başka bir toplama işlemi yapacak. Nasıl yapacak? Kapat, baştan başla. Öyle bir şey olmaz. O zaman ben şuraya geliyorum. Tamam mı? Toplanın altına olur, yanına olur, fark etmez. Bunu bir tane daha tuş koyayım. Bunun adına da yeni işlem diyorum. Sonra bunun puntosunu da biraz büyütelim. Bu da görünür olsun. Sonra bunun bir de arka görüntüsünü bir farklı bir renk yapalım ki ayırtabilirim. Şimdi artık yeni işlemim var. Şimdi yeni işlemde ne yapmam lazım? Benim bunların içeriğini temizlemem lazım, değil mi? Yeni işleme geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir textbox'un içeriğini temizlemenin birkaç yolu var. Ben hepsini burada gösterebilirim. Textbox 1.text eşittir boşluk. Bu birinci yol. Textbox 2. Text eşittir string.empty. Bu başka bir yoldur. Tamam mı? Bir tane de textbox 3. clear. Bakın 3 yöntem, 3'üyle de textbox'un içeriğini temizliyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben sırf böyle farklılık olsun, farkındalığınız olsun diye şey yapmak istiyorum. Çalıştırıyorum. Yazıyorum 45. Yazıyorum 66. Tab tuşu topla diyorum 111. Sonra tab diyorum, yeni işlemin üzerine gidiyorum. Enter'e basıyorum. Enter'e basıyorum da ne oluyor? Buralara yazamıyorum. Demek ki neyim eksik? Neyde sıkıntım var? Tekrardan Enabler'ı true mu yapacağız? Evet, aynen. Bu iki textbox'un tekrardan enable olması lazım. O yüzden de buraya gelip ne diyorum? Textbox 1.enable true olacak ve textbox 2 enable da true olmalı. Tekrar çalıştırıyorum. 45 tab, 66 tab, topladım. Tab, yeni işlem. Şimdi yeni işleme bastım ama problem ne? Cursor nerede? Berkay? Cursor yeni işlemin üstünde kaldı. O zaman cursor'u da buraya taşıyayım. Yani yeni işleme başlayacağım da cursor da buraya taşınsın. Değil mi? Adam mouse'u kullanmadan da bu işlemleri yapabilmeli. O zaman geliyorum buraya. Diyorum ki textbox 1. Dur bakalım onun komutunu hatırlayayım. Vallahi bazen işte böyle bir sürü dille uğraştığım için ben hemen onu hatırlayayım bir. Bir sürü dille uğraşıyoruz artık, hepsi birbirine karışıyor. Niçin çalışmalı? Aslında bunun şey olması lazım. Textbox. Textbox 1. Focus olması lazım.
Tamam. Evet. Okey. Textbox 1.focus bizim işimizi görüyor. Şimdi çalıştıralım. 45 çok pardon 66 tab topladım. Tab yeni işlem 98 tab 66 tab topla tab. Burada bir sıkıntı daha var sanki değil. Yeni işlem nedir? 88 tab 15 tab enter'e bastım. Topladı. Toplamaya tekrar basman gerek yok. Yani toplama işlemini yaptıktan sonra yeni işlemin üzerine fokuslanabilir. Artı şunu yapabiliriz. Daha güzel bir şey yapalım. Toplayı bir daha görmesine gerek yok bu adamın. Ya da uygulamamı çalıştırdığımda daha hiçbir şey yazmadım. Yeni işlemi seçmesine gerek yok. Bunun gözükmesine, ekran kalabalığı yapmasına gerek yok. O yüzden ne yapıyorum? Bak geliyorum. Aslında bunu properties'den de yapabilirim. Veya değişiklik olsun size. Form'u çift tıklıyorum. Form load var. Arkadaşlar burada unutmayın. Burada her şey bir event'tir. Ve bizim basic'da bu event'lere göre çalışıyor. Yani sizin yaptığınız her hareket. Mouse'u kımıldatmak, bir tıklama, çift tıklama. Her şey bir event oluşturur. Bir olay oluşturur. O olaya bağlı olarak da eğer hazır yazılmış kodunuz varsa o çalışır. Yani mesela buton bir klik, buton tıklandığında çalışacak olan koddur. Tamam mı? Buton iki klik, buton bir klik, buton bir tıklandığında çalışacaktır. Form bir load, form yüklenirken çalışacak olandır. Tamam mı? Ve bunun gibi bir sürü event var. Mesela buradan hatta şey var. Mesela buton bir, bakın burada kontrolleriniz var. Buton biri seçip sağ tarafta buton 1'in için yazabileceğiniz, buton 1 için yazabileceğiniz eventleri görebilirsiniz. Bakın klik tek klik olduğundadır. Double click için event var. Ondan sonra yani bir sürü var. Fokuslandığında var. Enter'e basıldığında var. Bastığınızda var. Tuşu bıraktığınızda var. Anlatabildim mi? Yani buradaki eventleri de veya üzerinde mouse hareket ettirdiğinizde, mouse'da tıkladığınızda, kaldırdığınızda yani birçok eventi şey yapabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz ve bu eventler tetiklendiğinde de oluşacak olan yapmak istediğiniz işlemleri de kod kısmında yazabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi burada form 1 load'da ben şunu yapmak istiyorum. Buton 2'yi visible'ına ben false yapacağım. Şimdi visible ile enable farklı şeyler. Enable ekranda gözükür ama kullanamazsın. Visible false olduğunda ekranda gözükmez. Yani ben bunu form load'da visible'ını false yaptığımda ve çalıştırırım. Bakın burada yeni işlem tuşu gözükmeyecektir. Ha burada bunu form load'da yaptım sırf göresiniz de. Yani form load'da yapmayıp gelip yeni işlem için buton 2'yi tıklayıp burada visible'ı da false yapabilirdim. Aynı şey. Bizim burada yeni işlem tuşu ne zaman görünür olacak? Toplama işlemi yapıldıktan sonra. Toplamaya çift tıkladım. Toplama işlemi yapıldı, bitti. O zaman gelip ben buton 2 visible'ını true yapacağım. Görünür yapacağım. Çalıştırıyorum. 45, 65 tab. Enter'e bastım. Bakın yeni işlem butonu gözüktü. Ama bu arada toplanın gözükmesine gerek yok. Çünkü toplaya sürekli basmama gerek yok. Zaten 110'dur. Hesaplandı zaten. O yüzden gelip burada buton 1'i de visible'ını da false yapıyorum. Yani topla tuşu kaybolsun. Topla tuşu kaybolduktan sonra visible gözükecek. Visible'da tıkladığımda textbox'larımı bakın boşaltıyorum. Daha sonra birinci ve ikinciyin enable'larını true yapıyorum ki kullanıcı bilgi girsin. Textbox 1'in içine fokuslanıyorum. Ve tabii ki burada tekrardan topla tuşunu visible, yeni işlem tuşunu invisible yani görünmez yapmam lazım. O yüzden de buton 1 nokta visible'ı true yaparken buton 2
nokta visible'ı da os yapacağım. Çalıştırıyorum. Şimdi 45 tab, 65 tab toplamın üzerindeyim. Enter'e bastım. Bakın toplama işlemini yaptı. Topla tuşu kayboldu ve yeni işlem tuşunun üzerindeyim şu anda. Tekrar Enter'e bastım. Bakın textbox 1 ve 2 aktif oldu. Cursor'um da textbox 1'in üzerinde. 66 tab, 8 tab topla. Yeni işlem. 7 tab, 8 tab topla. Yeni işlem. 4 tab, 5 topla. Pardon, tab topla. Tamam mı arkadaşlar? Çok hızlı kullanılabilecek, mouse'a hiç ihtiyaç duymadan klavyeden tık 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 işlem yapılabilecek çok basit bir uygulama geliştirdim. Burada ne öğrendim? Textbox nasıl boşaltılır? Nasıl herhangi bir kontrol üzerine fokuslanabilirim? Sadece textbox'a değil, tuşa veya başka bir kontrol üzerinde fokuslanabilirsiniz. Bir kontrol, herhangi bir kontrol nasıl görünür veya görünmez olabilir? Herhangi bir kontrol nasıl aktif veya deaktif olabilir? Bunlar üzerinde çalıştık. Form yüklenirken yapmak istediğiniz işlemler olabilir. Onun için form load eventini, yani o yüklenirken yapılması gereken işlemlerin nasıl yaptırıldığını gördük. Form load'dan bahsettik. Onun dışında herhangi bir kontrol için buradan yukarıdan seçip de o kontrole ait herhangi bir event için bir kod yazabilirsiniz. O event tetiklendiğinde de o hazırladığınız yazmış olduğunuz kodla çalışarak dolayısıyla problem çözümünüzü gerçekleştirecektir. Evet arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz bir şey? Bunlar önemli, bunlar küçük detaylar, küçük ayrıntılar ama sizin tasarımlarınızın daha güçlü, daha iyi olabilmesini sağlıyor. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Toplamı nasıl şey yapabiliriz? Mesela diyelim bir kere topladık 110 oldu, ikinci kez topladık. Hani bunu bir market uygulaması gibi düşünsek, o mesela kasa olsa, toplamın altında sürekli mesela gelirleri toplayan bir şey, 35 artı 110 mesela, alt tarafta 145'e ayrı bir butonda toplaması falan filan, o tarz şeyler yapılabilir tabii mi? Tabii ki ya Berkay, bunun ucu bucağı yok, aklına gelebilecek her şeyi yapabilirsin ama tabii ki onun için bir formunu tasarlayıp ona göre kodunu yazman gerekiyor. Deneyebilirsin böyle şeyler, güzel egzersizlerdir. Yani benim yazdığım bu basit uygulamayı daha da ileriye taşıyabilirsin. Geçen hafta da anlatmıştım bir şeyler. Onunla yani daha da anlatacağız tabii. Elbette yapılabilir. Yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet gençler, şimdi bir bakalım neler var, neler anlatabiliriz size bunlarla ilgili. Şimdi sizler 2019'u yüklediniz sanırım. Değil mi? Evet hocam, ben yükledim. Tamam. 2019'unuz var. Berat, sende de var mı? 2019. Var. Tamam, harika. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi benim size yolladığım desktoplar var. L3 diye geçen desktopları. Orada şeyin sintaksi var. Yani bir if'in nasıl yazılabileceğiyle ilgili veya bir while döngüsü. Şimdi tabii şöyle bir nokta var, onu da söylemeden edemeyeceğim. Visual Basic'ti arkadaşlar. Çok eski bir dil olduğu için mesela bir while döngüsünü şekli tek değildir. Aynı while döngüsünü while and while'la da yazabilirsiniz. Do while loop'la da yazabilirsiniz. Hatta ben buradan bir bir paylaşayım sizinle de. Evet, bakın mesela burada tekrarlayan yapılara baktığımızda mesela bir do while'la yazdığınızla bir while and while'la yazdığınız şey aslında aynı. Yani buradaki condition doğru olduğu sürece bu döngü çalışacaktır. İşte burada da bu condition doğru olduğu sürece bu döngü çalışacaktır. Yani hepsi while loop aslında ama sintaksları farklılık gösterebilir. Yani farklı şekillerde de yazabilirsiniz yani while döngüsünü. Tamam mı? Yani burada önemli olan tabii yaptığı iştir. Do until var. Bu doğru olana kadar döndürecek bunu. Yani yine aynı aslında mantık. Biliyorsunuz yani
önce kondisyonu kontrol edip daha sonra döngünün içeriğini çalıştırıyorsa bu tek mantıktır aslında. Hani kondisyonu kimisi doğru olana kadar, kimisi yanlış olana kadar bakıyor. O sıkıntı değil yani. Onun dışında compound assignment'leri de kullanabilirsiniz basic'te. Compound assignment operatörlerini. Buralardan bahsedeceğiz. Ben yine döneceğim oraya. Tamam, şimdi sizden istediğim nedir? Benim sizden istediğim şurada yani küçük küçük başlayalım biz ama bir de şu anda while loop'un kullanımıyla ilgili sintaksi ders notunda görebilirsiniz. Ayrıyeten burada ne vardır? If'in kullanımı var. Bizde yani VB'de if then else end if şeklinde yazılır. Tabi else kısmı gerekliyse kullanılır. Gerekli değilse if then end if şeklinde. Yani başlangıç if'in olduğu noktadır. Bitiş end if'tir. Her if'in bir end if'i olur. Tamam mı? Conditions'ı yazdıktan sonra then yazmayı unutmayın. Eğer bu condition doğruysa daha sonra bunu çalıştır demek istiyor. Else değilse o zaman bunu çalıştır demek istiyor. End if buradaki if'in bittiğini gösteriyor. Şimdi bu tabii ki birçok if'i içerisinde yani birçok if başka if'in içerisinde olabilir. Yani bir if'in içerisinde başka bir if, onun içinde başka bir if olabilir. Yani if else yapısını bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani burada gördüğünüz şekliyle if else içerisinde başka if else, başkasında if else. Ama unutmayın her if'in mutlaka bir end if'i olmalı. Mesela en içteki if bir sonraki end if bir sonraki if'e aittir. Tamam mı? Bunu kestirme de yazabilirsiniz. Bu kadar end if ben kullanmak istemem derseniz else if'ler birleşebilir. Basic'te bakın if, else if, else if, else if ve tek end if'le bitirebilirsiniz. Bu tarz esneklik basic'in. Şimdi benim sizden istediğim şudur. Biz küçükten başlayalım. Bana bir tane uygulama geliştirin arkadaşlar. Ve bu uygulama ne yapsın? Kullanıcıdan okuduğumuz değerin, tamam mı? Kullanıcıdan okuduğumuz değerin 100'den küçük olup olmadığını bana söylesin. Kullanıcı bir değer giriyor ve biz bu değeri alıp bakıyoruz. Diyoruz ki bu değer 100'den küçüktür ya da 100'den büyüktür. Hatta şeyi de ekleyelim, durun. 100'den küçüktür, 100'e eşittir veya 100'den büyüktür. Tamam mı? Bu üçünden birini bana söylesin. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu uygulamayı geliştirmeye başlayın. Ondan sonra da konuşalım. Çok fazla ya, basit bir uygulamadır. O yüzden bir 5-10 dakika verelim. Daha sonra devam edelim. Olur mu? Anladık mı problemi? Evet hocam. Tamam. Hadi bakalım. Açın 2019'u. Başlayın bakalım.
Gençte durum nedir? Yapıyoruz hocam. Bitti hocam. Okey, güzel. Tamam. Bir iki dakikacık ondan sonra
Ben yapamadım hocam. Berkay niye yapamadın? Hocam bilmiyorum, yapamadım yani. Şimdi arkadaşlar bunlar basit işlemler aslında. Tamam, biz buradan hemen şey yapalım. Yani bu birazcık şey yapmanız lazım, pratik yapman lazım Berkay. Çünkü dediğim gibi yani bu biz yani bizi önümüzdeki günlerde bunların daha fazlası var ve ben bugün de yine size daha fazlasını vereceğim açıkçası. O yüzden şey yapın yani, mutlaka bol bol pratik yapın. Bu arada ben şeye de bir bakayım. Bu haftayı galiba bitirdik değil. Bu hafta başka dersimiz yok. Bugün biter. Ben yine de şuradan bir kontrolümü yapayım. Biz şuradayız. Haftaya metotlara başlayacağız. Dolayısıyla metotlar, tamam. Tamam, yani şey yapalım, biz yine örneklere devam edelim. Zaten onun bir daha kapsamlısını şimdi çözeriz. For döngüleri falan da var çünkü işin içerisinde. Artı ben iki tane de kontrol göstermek istiyorum. Onları da gösterelim. Ondan sonra birkaç tane daha örnek çözeceğiz. Böylece senin işi de halletmiş oluruz Berkay. Tamam hocam. Şimdi evet arkadaşlar, hemen kodlamaya geri dönüyorum. Ben buradan hemen yeni bir tane proje yaratayım. Bu yeni projemizde de evet, sizinle paylaşayım ben bunu. Evet, şu anda görüyorsunuz. Yeni bir tane proje yarattım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane yeni kontrolden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi listbox'tur. Çok sık kullanıyoruz onu. Çok sık kullanıyoruz listbox'u. Bir tanesi de numeric updown'dur. Şimdi arkadaşlar bakın, listbox'u taşıyıp bıraktım buraya. Tamam mı? Şimdi bunun fontunu da birazcık büyütelim ki daha görülür olsun. Şimdi arkadaşlar listbox'un kullanımı. Burada listbox'a eleman nasıl girebilirim? Şimdi tasarım modundayken buradan Smart Tag menüye tıklayıp Edit Item'da diyebilirsiniz veya Properties'e gelip buradan Items'ın Collection yazan bu üç noktalı tuşa basabilirsiniz. Hepsi aynı şeyi, fark etmez. Dolayısıyla tasarım modundayken buraya biz şeyler girebiliyoruz. Yani öğeler girebiliyoruz. 100, 200, 300 mesela. Okey dediğim zaman bakın burada birden fazla neyi göreceksiniz? Öğenin var olduğunu göreceksiniz. Eğer listbox'unuz daha küçükse sağ tarafta bir scroll bar kendi oluşuyor otomatik olarak. Tamam mı? Çalıştırdığınız zaman da listbox'un güzelliği, içerisindeki öğeleri mouse'la tıklayarak seçebilirsiniz. Tabii buradaki nokta nedir? Burada listbox'ta yapabileceğiniz birçok şey var ama ben belli başlı temel şeylerden bahsedeceğim. Bir tanesi listbox'umdaki değeri nasıl okuyabilirim? Listbox'uma nasıl değer girebilirim? Listbox'umdaki bir değeri nasıl silebilirim? Bunları başlıca bilmeniz gerekiyor. Bir tane tuş koyuyorum. Bir tane de textbox koyuyorum. Textbox'umun içerisine yazdığımı tuşa tıkladığımda ne yapsın? Bana listbox'umun içerisine eklesin istiyorum. Butonuma çift tıklıyorum. Açılan event'imde de diyorum ki listbox1.items.add. Neyi ekleyecek? Textbox1.text'i eklemesini istiyorum. Geri dönüyorum. Çalıştırıyorum. Buraya mesela bir değer yazalım. 400. Tuşuma bastım. Bakın 400 değeri buraya eklendi. Nereye ekler? En son eleman olarak ekler. Tamam mı? Buraya 888 yazdım. Tuşa bastım. Bakın bunu da ekledi. 900. Tuşa bastım. Bakın ekledi. Scroll çıktı. Çünkü yeri kalmadı. Sığmadı. Aşağıya iniyorum. Bakın 900 burada. Ekleme nasıl? Listbox
1.items.add parantez içerisinde eklemek istediğiniz metni yazmanız yeterli. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, peki ben burada çift tıkladığım zaman herhangi bir tuşu, herhangi bir item'ın üzerine onu silebilir miyim? Silebilirim. Veya ne yap? Veya işte atıyorum bir textbox'un içerisinde o elemanı yazdığım zaman silebilir miyim? Evet, yine silebilirim. Fark etmez. Yani burada ikisi de aynı yola çıkar. Sonuçta burada olay nedir? Sonuçta benim bunun içerisinden öncelikle kimin seçildiğini anlamam lazım. Şöyle yapalım. Bir tane textbox koyuyorum buraya. Tamam mı? Ben önce şey yapayım. Burada listbox'un içerisinde seçtiğim öğeyi bu textbox'un içerisinde göstereyim. Tamam mı? Buraya listbox ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuraya bir tuş koyayım. Bu da dursun. Burada listbox birimin üzerine gelip buradan arkadaşlar eventimi klik diye değiştiriyorum. Yani klik listbox üzerine tıklandığı zaman yapılacak olan işlemi istiyorum ben. Tamam, buna gerek yok. Gerçi bu da olabilir. Yani selected index changed de olabilir ama burada tıklama da istiyorum ben şu anda. Diyorum ki mesela seçilmiş olan öğeyi nasıl alacağım? Şimdi öncelikle nereye aktaracaktım ben onu? Textbox 2 nokta textin içerisine aktaracaktım. Neyi aktaracağım? Listbox 1 nokta selected item to string. Yani seçilen öğenin ne olduğunu alıyorum ve string şeklinde alıyorum ve textbox'umun içerisine aktarıyorum. Tamam mı? Çalıştırıyorum. Bakın, 200'ü tıkladığımda burada 200'ü görebiliyorum. 100'ü tıkladığımda 100'ü görebiliyorum. 300'ü tıkladığımda 300'ü görebiliyorum. Buraya geldim, 800 yazdım, ekleme yaptım, 800'ü tıkladım, 800'ü görebiliyorum. Yani ekleyebiliyorum ve istediğimi de seçebiliyorum. Tamam mı? Peki listbox'umu, yani bunları da biraz açıklayıcı yapabiliriz. Buton 1 ne olsun? Ekle olsun. Buton 2, yani şu anda kullanmadım ben onu aslında. Buton 2'yi de başka bir amaç için kullanabilirim. Mesela seçileni bu tuşa basarsam silsin mesela. Silmek için kullanabilirim. Tamam arkadaşlar. Silme işi de nedir? Bakın ne diyorum? Listbox 1 nokta items nokta remove. Neyi remove yapacak? Textbox 2'nin içerisinde olanı. Bu birinci yöntem. Çalıştırıyorum. Mesela 200'ü tıkladığımda bakın textbox 2'mde gözüküyor. Sile basarsam 200'ü silecek. Bastım. Bakın 200'ü sildi. Peki şöyle bir durum olursa, mesela bakın buraya bir 200 ekleyeyim. Buraya bir 500 ekleyeyim. Sonra buraya bir 200 daha ekleyeyim. Şimdi ben eğer buraya sile basarsam bu 200'ümü siler, bu 200'ümü siler, yoksa her ikisini de mi siler? Ne yapar sizce? Bir tanesini siler bence. Hangisini Berkay? İlk yazdığınız mı hocam? Evet. Sil dediğimde bakın ilk yazdığım gitti. Çünkü yukarıdan başlayarak tarıyor, ilk bulduğunu siliyor. İkinciyi de silmek istiyorsam ikinci kez basmam lazım. Ama şöyle bir nokta var. Ben mesela şöyle düşünün, bunu da sileyim. Mesela 200'ü ekledim, 500'ü ekledim ve 200'ü ekledim. Ben mesela tıkladığımı silmek istiyorum. Yani burada tıkladım buna ya, buradakini silmesini istiyorum. İlkini silmesini istemiyorum. Nasıl bir çözüm geliştirebilirim? Tıkladığımı silmesini sağlayayım. Mesela çift tıkladığımı silsin. Geri geliyorum. Listbox 1'e tıklıyorum. Buradan double click eventini oluşturuyorum. Double click'te ne diyeceğim? Listbox 1
nokta items nokta remove değil de remove et diye bir ayrı bir metot var. Remove et de sizin silmek istediğiniz öğenin indeksini girersiniz. Kendisini değil. Dolayısıyla ben buraya, bunun içerisine seçilmiş olan öğenin indeksini girersem dim index as integer ve index de eşitse benim listbox 1 nokta selected index dersem to string de olur fark etmez. Tamam mı? Seçtiğim öğenin indeksini inde atarsam ve bu indi de buraya yazarsam, unutmayın bir listbox bir dizi gibidir. Dolayısıyla onun içindeki elemanlar da sıfırıncı indeksten başlayarak hareket eder. Yani 100 indeks sıfırdadır, 200 indeks birdedir, 300 indeks ikidedir. Ben eğer 200'ü seçersem burada indeks bir, yani bir numarasını listbox bir selected index ile alabiliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla bu biri int variable'ıma, değişkenime atıyorum. Bu biri de buraya yazıyorum. Dolayısıyla remove eti kullanarak o indeksteki elemanı silebiliyorum. Tamam mı? Çalıştıralım. Burada mesela 1-200 daha ekleyeyim ben buraya ki ikincisini silmek istersem bakın tek tıkladım. Tek tıklamada silmiyor. Çünkü double click çift tıklama için bir event yazdım. Bunun indeksi ne? 0-1-2-3. Yani bunu çift tıkladığımda int 3 değerini alacak ve 3 değerindeki yani indeks 3'te bulunan öğeyi ne yapacak? Silecek. İki kere tıklıyorum. Bakın silindi. Aynı şekilde istediğim öğeyi de çift tıklamalarla bakın temizleyebiliyorum. Anlaştık gençler. Remove at kullanışlıdır. İndekse dayalı bir silme gerçekleştiriyor. Seçilmiş öğenin indeksini listindeki selected index'te alabiliyorsunuz. Remove'u da kullanabilirsiniz ama remove'da neyi silmek istediğinizi yazacaksınız. Unutmayın birden fazlaysa ilk olanı siler. Tamam mı? Seçilen öğeyi almak istiyorsanız selected item'ı kullanacaksınız. Ayrıyeten şöyle bir şey isteyebilirim. Listbox'umu temizlemek isteyebilirim. Onun için de bir tuş yine buraya koyuyorum. Onun adına da temizle. Temizle tuşu diyorum. Buna çift tıkladığımda da listbox'umu bir nokta clear derseniz pardon, items clear derseniz de ne olacak? Bunun içeriğini tertemiz yapacak. Çalıştırıyorum. Temizleye basıyorum. Bakın listbox'um buz gibi oldu. Tamam mı? Pardon. Bakın tertemiz oldu. İstersem yine başka değerler de ekleyebilirim, silebilirim. Tamam mı? Listbox'un kullanımı bu. Bunun yanında bir tane de şeyden bahsetmek istiyorum. Numeric up-down kontrolü. Numeric up-down aslında güzel bir kontroldür. Burada arkadaşlar siz bir değeri 50'ye girebilirsiniz. Numeric up-down'ın içerisine. Bakın ben giriyorum 55. Veya isterseniz buradaki yukarı ve aşağı otlarla ne yapabilirsiniz? Buradaki değeri değiştirebilirsiniz. Kullanıcı için hani bazen bunlar kullanışlı kontroller oluyor. Yalnız unutmayın bunun bir minimum ve maksimum değeri vardır. Bir de artırma değeri vardır. Numeric up-down'ı seçip özelliklere geldiğiniz zaman burada bakın minimum değeri 0 olabilir. İsterseniz 50 diye değiştirin. Maksimum değeri 100 olabilir. İsterseniz onu değiştirebilirsiniz. Ayrıyeten kaç her yukarı veya aşağı oka bastığında kaç artıracağınız da 1'dir şu anda burada default olarak. Bunu da 2 yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. O zaman ne olacak? Çalıştırdığınızda bakın 2 artırıyor. Basıyorum ve 100'ün üzerine çıkamıyor. Siz 50'ye gelip buraya 555 bile yazsanız ve başka bir yere tıklasanız o otomatikman en yüksek değeri alır. Eğer 0 yazarsanız minimumuz 50 olduğu için başka yere tıkladığınızda minimuma gider. Yani orada numeric up-down'da mutlaka oradaki değeri minimum ve maksimum değerler arasında tutmaya çalışır. Tamam mı? Veya buraya mesela 99 yazdım. Ben bunu artıra bastığımda normalde 2 artırdığı için 101 olması gerekiyor. Fakat artırıyorum. Bakın %'e tuşa basmaya devam ediyorum. Kesinlikle 100'ü geçmiyor.
Bu tip kullanımları vardır arkadaşlar. Numerik up-down'u. Peki bunun içeriğini nasıl okurum? O önemli. Buraya mesela ne yapalım? Bir tuş koyalım. Buraya da bir tane daha text box koyalım. Numerik up-down'un değeri nasıl erişilir? Onu yapmak için, yani göstermek için yaptım bunu. Tuşa tıklıyorum. Diyorum ki text box 3.text eşittir numerik up-down 1, numerik up-down kontrolümüzün adıdır. Nokta value dediğinizde bu değeri alıp text box'un içerisinde gösterecektir. Çalıştırıyorum. 50 tuşa bastım. Bakın burada da 50 çıktı. Bunu artırdım. 60 bastım. Bakın 60. 64. Bakın buradaki değeri alabiliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey yapalım biz birlikte. List box'un ve numeric up-down'un kullanımını gördük. Bir tane küçük bir uygulama yapabiliriz aslında bununla ilgili. Ama ben hani bir notlarımıza da bir bakayım. Bir saniyecik müsaade ederseniz ben hemen notlardan da bir bakayım da bir şeyi atlamayalım. Arkadaşlar döngü türleri gerek pretest gerek posttest gerekse for loopların her türlüsü Visual Basic'te vardır. Tamam mı? Ders notlarında bunlar var. Şimdi durup işte döngüleri anlatmayayım size. Zaten bunlar birinci sınıfta gördüğünüz şeylerdi. Tamam mı? Sadece burada Visual Basic'teki sintaksları anlatılmış. Ayrıyeten mantıksal operatörler yani ve veya gibi operatörler de basic'te tabii ki vardır. Not gibi operatörler de vardır. Onları da yine şey yaptık yani ne olur ne olmaz diye ben şeyde işledim. Yani desktoplarında vardır. Dolayısıyla onları da oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bir kontrolümüz daha var. Ondan da bahsedeceğim ama ondan önce bir örnek çözelim birlikte. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar mesela şeyi yapabiliriz. Mesela bizim şeyde de var. Ders notlarında da var. Oradan bakabiliriz ama ben bir tane yeni bir proje yaratayım. Bir tane problem geliştirelim. Sizinle paylaşayım hemen. Evet arkadaşlar yapacağımız iş şu. Burada ben bir tane numeric up-down kullanacağım. Bir tane de list box istiyorum. Burada numeric up-down'da yazan rakam kadar bunun içerisine mesela şurada yazan karakter kadar dolduracağım. Tamam mı? Dolayısıyla ben şunları komple seçeyim. Bunların toplu olarak fontlarını da biraz büyüteyim ki sizler de daha net görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya bir karakter yazıyorum. Bu karakterden list box'un içine dolduracağım. Ama ne kadar dolduracağım? Burada yazan kadar. Mesela burada 3 yazıyorsa kullanıcı 3'e 3'lük bir matrix gibi 3 satır ve 3 sütundan oluşan ve sırf bu karakterden oluşan bir matrix diyelim oluşturacağım list box'un içerisine. Tamam. Şimdi geliyorum koda. Bir tane de tuş koyalım tabii buraya. Bu da bizim çalıştır tuşumuz olsun. Okey. Şimdi çalıştırı tıkladığımda ne yapacak? Öncelikle tabii bizim bir karakterimiz var arkadaşlar. O karakterini dolduracak. Burada for döngüsünü kullanmak en mantıklısı oluyor. For i eşittir sıfırdan ya da işte birden de diyebiliriz fark etmez eşittir birden kaça kadar gidecek? Bizim numeric up-down'un içerisindeki değere kadar gidecek. Tamam mı? Ama bunun tabii ki mesela orada 3 yazdıysa kullanıcı 3'e 3'lük bir matrix yapacağım için
hem satır hem sütun olarak aynı şeyi kullanmam lazım. Dolayısıyla bir tane de C eşittir 1 to, bu da ikinci yani inner döngüm, yani içerideki döngüm olacak. Dolayısıyla iç içe iki döngü. Bir tanesini satır için, ya da yazabilirim aslında bu satır olsun. Bu da sütun olsun. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi buraya geldiğimde ben list box'uma ekleyeceğim. Ama list box'uma ekleyebilmem için önce sütun kadar ne yapmam lazım? Bir text oluşturmam lazım. Tamam mı? Buraya bir tane temp diye bir string değişken oluşturuyorum. Daha sonra buraya temp eşittir temp artı ne yapalım? Bizim karakterimiz neydi? Textbox 1'in içerisinde duran karakterdi. Bunu ekliyorum. Yani temp'e sürekli ekleyeceğim ama tabii sütunumu oluştururken burada isterseniz temp'e de ne yapalım? Bir boşaltalım. Boş dursun. Boşun içerisine textbox'u eklesin. Textbox'u ekledikten sonra da aslında sonuna bir boşluk atsın ki dip dibe de karakterlerimiz iki boşluk atsın, çıkmasın. Tamam mı? Dolayısıyla sütun 1'den mesela 3 yazmışsam 3 tane karakteri temp'in içerisinde oluşturacak. Daha sonra bittiğinde bu oluşturma dönüp bu üçlüyü nereye ekleyecek? Listbox'umun ilk satırı olarak ekleyecek. Listbox'umun items at neyi ekleyecek? Temp'i ekleyecek. Ekledikten sonra da temp'i ne yapabilirim? Boşaltabilirim. Ama pardon, buna gerek yok. Çünkü zaten şurada yapıyorum bu işi. Boşaltma işini. Tamam mı? İç içe döngüyü kullandım. Okey. Bir çalıştıralım. Görelim bakalım. Çalışıyor mu? Sorunumuz var. Mesela 3'e 3'lük yapalım. A karakterini doldursun. Çalıştırıyorum. Bakın doldurdu. Tamam mı? Kapatıyorum. Bir daha çalıştırıyorum. Bu sefer de B'yi mesela 10 tane yapsın. Çalıştırıyorum. Bakın 10'a 10. Şimdi tabii burada arkadaşlar hep 3'e 3 10'a 10 olduğu için burada şeydir yani hani zaten temp'i bir kere bulduğunuz zaman tekrar tekrar bulmanıza gerek yok. Ama ben neden bu şekilde yaptım? Çünkü burada belki bir tane daha numerik up down kullanabilirim. Direkt kare matrix değil de yani bana 3'e 3'lük değil de mesela 3'e 4'lük bir matrikste oluşturabileyim. Yani ikinci bir numerik up down olsun. Bu da benim sütun sayımı belirtsin. Dolayısıyla buraya geldiğimde numerik up down 2'nin değeri kadar tempi oluşturacağı için değişebiliyor yani. Ama tabii yani başka çözümler, daha farklı çözümler de yapabilirsiniz. Tamam mı? Daha kolay çözümler de olabilir. Yani ben itiraz etmiyorum. Sadece burada örnek olsun diye yapıyoruz. Pratik olsun diye yapıyoruz. O yüzden sıkıntı yok yani. 2'ye 5, 2'ye 6'lık mesela Q'yu oluştursun. Tamam mı arkadaşlar? Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şimdi bunun dışında ben bir şeylerin daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar hep temel şeyler. Yani bir döngünün kullanımı, iç içe döngünün kullanımı nedir? Zaten yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunlar zaten bilmediğiniz şeyler değil. Sadece sintaksı yeni gelebilir size. Şimdi evet. Burada bunun dışında bir checkbox'un kullanımını da size göstereceğim ama ondan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Yani arkadaşlar şimdi bir C'de switch hatırlarsanız basic'te select case diye bir yapı var. Bu yapı nedir? Bizim değişkenimizin içeriğini hangisi ise ona göre bazı işlemler yaptırıyor. Ben onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bakın şimdi burada hemen paylaşıyorum sizinle. Bakın burada bir select case örneği var. Zaten bunu evde mutlaka kendi başınıza çözmenizi isteyeceğim.
Şimdi buradaki örnekte dikkat edersen select case diye bir yapı var. Yani burada grade'imiz eğer 100 ise buradaki işlemleri yapıyor. Eğer 90 ile 99 arasıysa buradaki işlemi yapıyor. 80 ile 89 arası ise buradaki işlemi yapıyor. Yani bunu biz if else yapısıyla da yapabiliriz ama hatırlarsanız switch vardı C'de. Bu da aynısıdır. Select case de gerçekten hani bazı işleri daha kolaylaştırıp daha anlaşılır hale getirebiliyor. Ama C'dekinden daha esnek bir kullanımı var Basic'te. Nedir esnek? C'de hatırlarsanız tek bir değer alabilirdi. Burada tek bir değer alabilir. Ayrıyeten değer aralığı da alabilir. Değer aralığı da alabilir. Yani 90 ile 99 arasıysa şunu yap. Hatta şu şekilde kullanımı da söz konusudur. Case is küçüktür 0. Bu da ne demek? 0'dan küçükse. Hatta şöyle bir kullanımı da var. Birden fazla condition'ı koyabilirsiniz. Yani virgülle ayırarak. Örneğin 0'sa veya 5 ile 9 arasıysa gibi kullanımları da var. Dolayısıyla buradaki case, yani basic'teki case çok esnek. Case else zaten switch'teki default'la aynı anlama geliyor. Tamam mı? Bakın bu önemli. Bu tip şeyleri soruyorum sınavda. Dolayısıyla hani bunları bilmeniz lazım. Zaten ben genelde temel şeylerden bahsettiğim için de temel kontrollerden bahsettiğim için bu kontrollerin kullanımlarıyla ilgili de adınız soyadınız gibi su dere bilmeniz lazım bunları. Onu söyleyeyim. O yüzden bol bol pratik yapmanızı da tavsiye ederim. Onun dışında dediğim gibi yani önden test edip çalıştırılan loop'lar var. İlk defa çalıştırılıp da ondan sonra test edilen loop'lar var. Yani pre-test, post-test dediğimiz gibi. Mesela bakın bu döngüye baktığınızda bu döngünün içeriği en az bir defa çalışacak demektir. Bu condition doğru olsa da yanlış olsa da fark etmez. En az bir defa çalışıyor, sonra buradaki condition'ı kontrol ediyor. Bu tip döngüler de var. Yani pre-test, post-test. Yani while'la olduğu gibi C'de hatırlayın while vardı, do while vardı. Basic'te de iki türü de var. Ama iki türün de çeşitleri var kendi içerisinde. Yani siz bir tanesini kullanabilirsiniz. Do loop until var. Bunun alternatifi de var. Tamam mı? Ayrıyeten for döngüsünü zaten az önce gösterdim. Döngü işlerinden çıkmak için veya herhangi bir select case yapısından çıkmak için exit komutunu kullanabilirsiniz. Exit do. Yani do while kullan, do while loop, do loop while, do until loop, do loop until gibi döngüler kullanmışsanız exit do işinize yarar. While and while loop'u kullanmışsanız exit while işinize yarar. For loop için exit for ve select case için de exit select'i seçebilirsiniz. Exit'le C'deki exit aynı mantıkla çalışıyor. Direkt döngü içerisinden çıkıyor. Ama unutmayın eğer döngülerinizi şey seviyesiz içte kullanmışsanız sadece iç döngüden çıkar. Tamam mı? Dış döngüden çıkmaz. Ve yine C'deki gibi continue komutu burada da vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Exit'le kullanım şekli benzerdir. Mantıksal ve operatörü. Mantıksal or operatörü var. Yalnız burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Burada kısa devre değerlendirme dediğimiz bir şey var. Yani ve operatörü biliyorsunuz. İki condition'ın da true olmasını gerektiriyor. Tamam mı? Eğer ve'yi tek başına kullanırsanız. And tek başına kullanın da öyle. Eğer and also birlikte yani şunu kullanırsanız o zaman bir short circuit yaratmış olursunuz. O da nedir? Diyelim ki sizin burada böyle bir if condition'ınız var. Eğer cinsiyet female ise ve yaş da 65'ten büyük ise. Şimdi burada bizim beklentimiz nedir? İki condition'ın da doğru olmasını bekleriz. Aradaki ve ise sadece yani and kullanmışsanız compiler bunu kontrol eder ve bunu kontrol eder. Kesinlikle ikisini de kontrol eder. Ama şöyle bir durum düşünün. Diyelim ki gender female değil. Yani kadın değil erkek. Benim ikinci condition'ı kontrol etmeme gerek var mı? Yok. Ama eğer and kullanmışsan
kesinlikle yine kontrolü yaparak zaman kaybı yapacak. Eğer end also kullanmışsan kısa devre moduna geçip diyecek ki eğer birincisi yanlışsa zaten bu condition'ın cevabı yanlıştır. Yani false'tur. Dolayısıyla benim ikinci condition'ı kontrol etmeme gerek yok deyip devam edecek. İşte bu kısa devre değerlendirme dediğimiz şey, yani end also'yu kullanırsanız end also size böyle bir zaman tasarrufu sağlayacak. Aynı şeyi, yani bunun benzeri orada da var. Or else kullanırsanız ve birinci condition'ınız true çıkar, ikinciyi kontrol etmeden otomatikman onun sonucunu true olarak kabul eder. Tamam mı? Bunlar birazcık işte zaman kazançları. Ha biz bunları C'de anlatırken şey diye anlatmıştık daha. Dikkat edersen. Yani genelde ben tavsiye etmesem de condition'larda bazen bazı değişiklikler de yapıyoruz. Yani mesela ikinci condition'da sen bir değişkenin örneğin değerini değiştiriyorsan short circuit kullanımında şunu unutma. Eğer birincisi kullandığın end also olduğunu varsayıyorum. Birincisi false'sa ikinciyi çalıştırmayacak zaten. O yüzden orada bir eğer bir değişkenin değişiklik gerçekleştiriyorsan o olmayacak demektir. Hani bunun da farkında olarak kullanın bunları. Özellikle C'de bu tip sıkıntılar oluyordu. Not bu şekilde kullanımı da var, bu şekilde kullanımı da var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Not operatörü bu. Ve son olarak biraz checkbox'tan bahsedip günü bitireceğim. Buradaki checkbox ve message box'tan da bahsedeyim. Ama şey yapın mutlaka buradaki bizim slide'lardaki örnekleri evde mutlaka tecrübe edin arkadaşlar. Şimdi hemen şeyden bahsedelim biraz. Bir checkbox'un kullanımı nasıl olabilir? Evet, şimdi forumumuza geri dönüyorum ben. Aynı örnek üzerinden de devam edelim. Zaman kaybetmeyelim. Buraya bir checkbox, iki checkbox koydum. Şimdi arkadaşlar checkbox nedir? Checkbox kullanıcı checkboxların hiçbirini de seçmeyebilir. Bir tanesini de seçebilir. Koyduğunuz tümünü de seçebilir. Mesela bir galeri programı geliştirecekseniz ve adamın tercihlerine göre bir arama sayfası yapacaksanız mesela checkbox'ta atıyorum adam sunroof tercih edebilir mi? Sunroof edebilir. O yüzden bir tane sunroof roof bir tane sonra MP3 çalar tercih edebilir mi? İşte edebilir. MP3 çalar. Bunlarla ilgili mesela bakın iki tane ben checkbox koydum. Bu iki checkbox'tan adam hiçbirini seçmeyebilir. Bir tanesini seçebilir, ikisini de seçebilir. Tamam mı? Yani adam çalıştığında uygulamayı bakın bunu da seçebilir. İkisini de seçebilir veya hiçbirini seçmeyebilir. Burada önemli olan nokta checkbox'ların seçili olup olmadığını ben nasıl anlarım? O yüzden ben şuradaki listbox'u buraya kaydırıyorum. Diyorum ki bu tuşa bastığımda tamam mı? Bana hangilerini seçmişse listbox'a eklesin. Tamam mı? Şunları da şunlar kenara dursun. Şimdi çalıştırı tıklıyorum. Buradaki kodu değiştirelim. Diyelim ki eğer checkbox 1.check eşitse true'ya demek ki birinci checkbox seçilmiştir. Seçilmişse ne var checkbox'un içerisinde? Birincisinde bakalım sunroof. Bunun teksti sunroof. İster tekstini listbox'a eklersiniz, isterseniz siz elle yazabilirsiniz. Yani listbox 1.items.add isterseniz siz kendiniz sunroof şeklinde yazın. İsterseniz bunu yazmayıp direkt checkbox 1'in tekstini direkt okuyabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi buraya else kullanabilir miyim? Kullanamam. Çünkü şudur. Checkbox arasında bir bağlantı yok. Yani adam birini seçerken diğerini seçebilir de seçmeyebilir de. Yani birinciyi seçti diye ikinciyi seçmemiştir. Veya birinciyi seçmemişse ikinciyi kesin seçmiştir diye bir olasılık yok. Dolayısıyla if else burada kullanmam yanlış olur. Burada ikinci bir if'e ihtiyaç vardır. O yüzden de checkbox 2 checked eşitse true'ya
Ne yapacağım? List box'uma ben o zaman map3'ü de ne yapacağım? Ekleyeceğim. Tamam mı? Çalıştırıyorum. Bir taneyi seçtim. Çalıştır dedim. Bakın ekledi. İki taneyi seçtim. Çalış dedim. Bakın ikisini de ekledi. Ama bu arada her çalıştır dedim de bence list box'umuzu temizleyelim ki daha iyi bir görüntü sağlayabilelim. Çalıştırıyorum. Kodum burada. Birini seçtim. Hiçbirini seçtim. İkisini seçtim. Sadece map3'ü seçtim. Tamam mı? Bakın burada checkbox'larımın kullanımını da görmüş oldum. Arkadaşlar dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz checkbox. Ben şu anda iki tane kullandım ama daha fazlasını da isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi evet arkadaşlar, yani ben burada bugünlük durayım. Zaten şey yaptık, hiç ara vermeden gittik. Daha fazla şey yapmayayım, sıkmayayım. Ders notlarımızdaki örnekleri çözün. 2019'da bol bol kod yazın. Hem kendi gelişiminiz hem de iyi notlar için bunu yapmanız lazım. Ama öncelikle kendi gelişiminiz için. Not her şey değildir, biliyorsunuz. Evet, kaydı durduruyorum ve yoklama alayım arkadaşlar.